Peki nereye gidiyoruz? Futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslan Doğan Turan'ın bayram yemeği hazırlığı videosuna. Fakat ailesine bayram yemeği hazırlarken Aslan'ın yüzündeki değişim, süsü, püsü, havası dikkat çekti. Yemekler ve sofra gölgede kaldı. Bakalım bu değişimi siz de fark edecek misiniz? Aslan Doğan Turan ailesine bayram sofrası hazırladı. Turan'ın burnunun estetikli hali dikkatlerden kaçmadı. Aslan Doğan Turan'ın İşin Aslı programında da kemerli burnu dikkat çekmişti. Bugünkü bayram sofrası menümüzde şunlar var. Kremalı domates çorbamız var. Daha sonra orman meyveli enginarımız var. Orman meyveli enginar birazcık böyle hem tatlı hem ekşi bir şey olacak. Çünkü zeytinyağlı enginar soğanla beraber pişecek ve o soğanla beraber bu gördüğünüz orman meyvelerini ben karamelize edeceğim. İki çocuk annesi Aslan Doğan Turan hamilelik süreçlerinde yaşadığı sıkıntılı dönemi de anlattı. Bu da çok enteresan. Bunu çok severdim. Sonra hamileliğimde böyle ilk defa bir şey koktu bana. O da Brüksel lahanasıydı, enteresan bir şekilde. Bir süre böyle yemeğe ara verdim. Hani doğum yaptıktan sonra da. Nedense hiçbir şey kokmadı bana. Bütün böyle hatta et, met, kuzu hepsini yedim. Ama o bir gün böyle bir enteresan bir şekilde. Ki benim hamileliğim çok hassas geçmemişti böyle konularda. Mide bulantım bile olmamıştı ama o gün sadece bununla ilgili böyle bir anım var. Ama sonradan tekrardan yemeye başladım, yani tamamen kopamadım Brüksel lahanasından. Şunları birazcık dinlenmeye alıyorum. Masa düzeni de çok şıktı. Aslan Doğan yemeğe geçirmeden önce tüm aileden bayram mesajı aldı. Eşi Arda Turan da bayram mesajını paylaştı. Herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun. Çok kıymetli, keyifli bir bayram. Çünkü Ramazan ayından çıkıp bu bayrama ulaşıyoruz. O yüzden herkesin her şeyi gönlünce olsun, dilediğince olsun. Güzel bir bayram diliyorum herkese. Süper. Teşekkür ediyorum. Süper. Biz de teşekkür ediyoruz. Arda Turan ve Aslan Doğan Turan'ın çocukları Hamza ve Asil de bayram kutlamasında temennide bulundu. Aslan Doğan Turan ve küçük oğlu Asil'in İngilizce konuşması dikkatlerden kaçmadı. Hamzacığım abi çekiyor. Bir iyi bayramlar der misin? Evet, iyi bayramlar. Bir de öpücük yolla. Azur. İyi bayramlar. Aferin. İyi bayramlar der misin Asil? Say iyi bayramlar. İyi bayramlar. Ah kuzum benim, ah kuzum. Okey, Anita da diyor iyi bayramlar. Anita burada, evet. Teşekkür ederiz, hadi okey, you can play now. Okey, bye. Bayram sofrasından sonra Aslan Doğan, eşi Arda Turan'ı tatil sorularıyla sıkıştırdı. Tatile gitmiyor muyuz bu bayramda? Karıcığım, biz hangi bayram tatile gittik? Her bayramda. Genellerde ben bayramlarda çalışıyorum. Hayır, yanlış hatırlıyorsun. Akçay'da hatırlamıyor musun kahvaltıya? O zamanlar sezon sonuna denk geliyorduk. Evet, yani ilk defa gidemiyoruz oluyor. İlk defa mı gidemiyoruz? Evet. Doğru söylüyorsun, bayramlar yazlara geliyor. Bundan sonra gidemeyeceğiz bayramlar. Allah izin verirse, çünkü çalışıyor olacağız. Çocuklar bunu üzülebilir. Yok kardeşim, siz yine bir tatil bulup giderseniz. Hayır, gitmem. Sen gitmesin. Nasıl yani bayramı seni burada yalnız mı bırakalım? Yok, bırakmaya tabii yok. İsviçre mi İsviçre? Yok, bitti. Bitti. Görüyor musun? Çok şükür ya. Arda Turan'ın esprili cevapları da izleyenleri güldürdü. Peki bana bayramda hediye aldın mı? Bayramda hediye? Her zaman hediye veririm ben sana. Bu bayramda aldın mı? Bu bayramda almadım kardeşim. Neden? Hediye almanın nedeni mi olur yani? Sebebi sebepsiz değil mi olur? Bayramlık verecek misin bana peki? Çocuklarıma veririm artık, sana daha ne vereceğimiz yok. Arda Turan'ın eşi Aslan Doğan Turan'ın bayram sofrasında bir kuş sütü eksikti. Sık sık yemek tarifleri de vererek mutfaktaki hünerlerini paylaşan Aslan Doğan Turan, bayram için domates çorbası, perde pilavı, orman meyveli enginar, Brüksel lahanası, kuşkonmaz ve çeşit çeşit zeytinyağlılar yapmıştı. Ama takipçileri otel açık büfelerini andıran sofra yerine Aslan Doğan Turan'ın yüzüne baka kaldı. Niye yüzüne baka kaldı? Çünkü burundaki değişiklik dikkat çekiyor. Evet. Bir burun estetiği olmuş, evet. Aslan Doğan Turan. Eski görüntülere baktığımız zaman zaten fark ortaya çıkıyor. Çok belli bu yan olduğu evet, karelerde. Yan profilde ama çok küçük bir işlem olmuş aslında sanki. Vallahi gerek de yok. Hafif bir kemer ne kadar güzel gösteriyor ve aslan tipi esmer bir kadın için hafif kemerli bir burun çok karakteristik çok bir hava yakışıyordu. Veriyor. Aslan gittikçe zayıflıyor bak. Daha önceki karelerinde ne kadar farklı? Ne oluyor biliyor musun? Bak yüz şimdi. Minicik 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 kala kala dudak öne çıkıyor bu sefer. Kamera önüne çıkmaya başladığın zaman başlıyorsun yüzünle gözünle oynamaya. Hmm. Yazıyorlar. Burnunu yaptırsam mı acaba? Önce takmıyorsun. Gelmeyeceksin. Sonra evet, sonra o yorumlar artıyor. Diyorsun ki işte tamam, hazır bayram arası falan, işte Ramazan'da gideyim şu burnumu tabii da yaptırayım. Tabii estetikçiler dolup taşıyor işte, şu sıralar. Sen ne kadar kilolu gözüküyorsun? Halbuki Nişantaşı'nda gördüm. Gördün bundan sen. Bundan 2-3 hafta önce. Evet.
annesiyle beraber, Güler teyzeyle beraber Nişantaşı'nda gördüm. Böyle karşıdan geliyorlardı. İkisi de simsiyah giymiş. Simsiyahlar. Siyah güneş gözlükleri takmışlar belki de tanınmamak için. Ben önlerine bir atladım. Kaçamazsınız diye. Karşılaşabilecek en son iki kişi. Aslan bir sıçradım. Acaba diyorum o gün o estetik doktoruyla görüşmeye mi gittiler Nişantaşı'nda biliyorsun değil mi? Estetik burun üzerine falan. Meşhur bir doktorlar meşhur var. Bir doktor var. Hmm, var. Ona mı bir uğradılar diye düşünüyorum şimdi. Ne kadar oldu sen göreli? Bir üç hafta söyleyeyim, oldu mu? Üç hafta oldu. Evet. Hatırlasana sen de buluştuğumuz evet, Nişantaşı'nda. Evet evet sonra geldi Aslan'ı gördüğümde de olabilir. Üç hafta için her şey değişmiş olabilir. Ama yapanın eline sağlık. Güzel yapmış. Güzel yapmış. Güzel bir eser ama da gerek çıkarmış. Yoktu. Zaten malzeme güzel. Kadın da çok güzeldi. Gerçekten gerek yoktu biraz ama. Biraz fazla zayıfladı. Ucu kaldırmış. Yakından daha zayıf sana öyle söyleyeyim. İşte bir parça 46 kilo. 46 kilo zaten. İşte çok fazla zayıf. Bir de şuna takıldık. Tabii burun estetiğinin dışında, burundaki yeniliğin dışında. Allah aşkına hangimiz mutfağa böyle giriyoruz? Bilezik, manikürlü kırmızı ojeler, dekolte. Hayır. Şöyle kanalı için çekim yapsa da mutfağa girişinde şık bir tarzı olabilir. Ben demiyorum ki işte tişört o bu bir tarafta. Yine böyle daha bir sade, daha yemek yapmaya uygun bir kıyafet. Bu mu uygun kıyafet? Kadın öyle ben yemeğe ben bakamam. Sana söyleyeyim mi? Bence evde de böyle geziyor bence. Ay Gülşen mutfağa böyle girip böyle mi yemek evde pişiriyor? De bence böyle geziyor ama kanalı için ekstra. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Hayır. Kamera önüne çıktığın zaman bir özeniyorsun. Tamam ama şimdi kamera önüne çıkmanın da belirli konuları yerleri var. Mutfak için çıkıyorsan. Tabii bir tişört giyersin. Bir tişört yine. Ya da güzel bir sweatshirt. Bir sürü gardırobunda neler neler var. Ama güzel bir şık bir bayram ya da yılbaşı konuğu ağırlıyorsan da öyle çıkarsın. Yani orman meyveli enginarı böyle yapana ben hiç denk gelmemiştim. Bu kıyafete de, kusura bakma orman meyveli enginar olur. Yani hanım. Bezelyeli enginar çıkmaz. Bir evin hanımı orman meyveli enginarı bu kıyafetle yapıyor. Evin beyi Arda da o kıyafetle yiyor. Az sonra çocuklarıyla birlikte yatağa yatacak. Pijamaları var değil mi üzerinde Arda'nın? Valla küçük çocuk tulumu gibi. Tulum gibi evet. Bu arada Arda'nın karısı eşine tatil ve hediye konusundaki takılmaları da dikkatimizden kaçmadı. Evet. Demek ki bir sıkıntı var değil mi sanki? Bir sıkıntı var. Bıkmış gibi o tatillerden. Tatillerden ve hediyelerden bıkmış gibi. Baksana Aslan'ın tarzına bak. Yemek yiyecek olana Arda'nın tarzına bak. Arda böyle oturdu işte masaya da. Arda'nınki daha doğal. Evet ev hali tam ev hali. Ev hali tamam ama Aslan orman meyveli. Enginar pişirirseniz sevgili seyirciler aman bu kıyafetle daha lezzetli pişiriyor. Tercihimiz bu olsun. Evet.